Evet arkadaşlar, bugün Ayazin'le doğru yolculuğumuz başladı. Şimdi Afyon'dan Eskişehir'e giden yolda hemen kavşağa geldik. Şimdi kavşaktan döneceğiz ve yolculuğumuz biraz daha ara yoldan devam edecek. Bir şehir demek eski dilde nekropol diye karıştırdım. Nekropol de mezarlık anlamına geliyordu. Evet, gördüğünüz gibi hemen oyulmuş, üzerinde işlem yapılmış kayalara gelmeye başladık. Şimdi aracımızı müsait bir yere park edip doğa gezisine çıkacağız. Evet. Şu anda Ayazin'in kilisesine doğru geldik. Bakın burada kilit olduğunu belirtiyor. Evet, doğa yürüyüşümüze devam ederken Ayazin'in kilisesine doğru gidelim dedik. Evet, bu kayaları oymayı iyi düşünmüşler. Çünkü neden? Kolay işlem yapılabilen bir kaya. Kireçli yapısıyla çok tez oyulabiliyor. Bakın şurada aslında tam şu açıdan bakacaktık. Çok güzel bir süs yapmışlar ama şurası da kırılmış. Evet. Şurası şuradan aşağı düşmüş. Kırılmış. Allah Allah, yukarıya mı? Şuradan. Evet, şimdi İçeride her zamanki gibi ateş yakılmış. Kuş yuvası bile mevcut. Şuradaki akustik ortamını düşünemiyorum. Bir zamanlar burada insanlar ibadet ediyorlardı. Ve gördüğünüz gibi diğer tarafa geçiliyor. Şöyle, burası çok daha güzel bir süse sahip. Bakın. Gerçekten geometri harika. Tam hatasız 360 derece bir ölçüyle yapılmış. Bakın bunlar aynı şekilde. Kilisenin bölümlerini tam ayrıntılı olarak bilmiyorum ama diğer bir bölümle buranın biraz farkı var. Onu araştırmak lazım. Şu anda burada yine aynı şekilde bölümler var. Ve diğer tarafa da yine oradan dolanılıyor. Şöyle dolanalım. Bakın burada bir işaret var ama bu acaba sonradan yapılmış bir işaret gibi. Evet, sonradan yapılmış. Şurada
bir yazı var gibi. Bence bu yazı o zamanlardan kalmış olabilir. Bunun araştırmasını yapılmıştır. Ben de bir araştırmayı düşünüyorum. Evet. Evet, dıştan da aslında fazla bir şey belli olmuyor ama bir süs olduğu, güzel bir süsleme olduğu belli oluyor. İster istemez kayalar zamanla aşınmış, kırılmış, parçalanmış. Bu tarafta neler var diye bakıyorum. Evet, bu taraftan yukarı çıkılabiliyor büyük bir ihtimalle. Kilisenin tepesine doğru çıkalım, bir de oradan bakalım nasıl olacak. Hemen hızlıca çıkıyorum. Evet, şimdi yukarıya çıktık. Bakın, burada yukarıda gördüğünüz gibi dışarıdan çatısını süslemiş. Bakın, şuralar süslenmiş ama zamanla taşlar eriye eriye özelliğini kaybetmiş. Bakın, şurada da bir süs mevcut. Bu şekilde burayı açma gereği hissetmemiş ama gerçekten çok güzel bir şekle sahip olmuş. Gördüğünüz gibi burada çok daha güzel anlaşılıyor. Şuraları oymuş. Neden oymuş? Çünkü bu güzel şekli görebilmek için, bu görüntüyü oluşturabilmek için oymuş. Evet.